Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir malt içeceği deneyeceğiz. Markette böyle ilginç bir marka gördüm arkadaşlar. Barbican diye geçiyor. Ananaslısını tercih ettim ben. Marka hakkında internette yaptığım araştırmada İngiliz markası olduğunu öğrendim. 1983'te İngiltere'de kurulmuş. Yalnız 2000'lerin ortasında e, Arabistan'da bir firmaya satılmış. Yani daha sonradan Araplar satın almış ve dağıtımını onlar üstlenmiş. Genelde Körfez ülkelerinde, Malezya'da falan satılan bir ürün olduğu yazıyor. Baya bir fazla aroması var arkadaşlar. Ben e, yerel bir küçük süpermarketten aldım. Orada da baya bir aroma vardı. Hatta not aldım size de söyleyeyim. Sadesi var. Sade maltlı, şeftali, avududu, çilek, ananas, mango, elma, nar ve limonlu versiyonları var. Baya bir ürün çeşidiyle girmişler. Yalnız markete girdiğimde daha önce de görmüştüm birkaç hafta önce. Yine girdiğimde pek satıldığını görmedim. Herhalde fiyatından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatı gerçekten yüksek. 7 lira 95 kuruş gibi bir fiyatı vardı. İthal bir ürün olduğu için tabi normal fiyatlar bunlar artık. Ben de ananasını tercih ettim. Şöyle isterseniz şişeye de bakalım. Hemen şöyle şişesine bakalım arkadaşlar. Malt beverage yazıyor şurada görüyorsunuz. Non alkolik diyor. Alkolsüz bira olarak da değerlendirebilirsiniz bunları. Öyle söyleyeyim. Hatta internette şöyle diyor. Malezya'da sanırım helal sertifikası da almış. Alkolsüz bir ürün olduğu tescil edilmiş. Müslümanların kolaylıkla tüketebilmesi için onay vermişler bu ürünü. Şurada Arapça bir şeyler yazıyor. Ananas simgesi var. Arkasındaki etikette kaloriye bakalım. Bu şey için 330 mil bu. 125 kalori demişler. Kalorisi de aşırı yüksek değil. Evet daha fazla ısınmadan hemen tadına bakalım isterseniz. Şöyle açacağımı getirdim ben. Çok fazla asit yok gibi geldi onu. Hemen tadına bakıyorum. Evet arkadaşlar tadına baktım. E, hatta bayağı bir içtim. Şöyle görebilirsiniz. Tadı gerçekten güzel. Hafif. İlk yudumu aldığımda biraz böyle yapay aromalar geldi. Ananas aroması da var. E, birkaç meyvenin daha aroması geliyor. Ama ilk yudumdan sonra e, birkaç yudum daha aldım. Onlarda güzel malt tadında hissettim. Çok hafif. Yazın gerçekten güzel bir şekilde tüketilebilecek bir ürün. Ben özellikle o sade maltlısını denemek istiyorum. Malt içeceklerini severim ama ya aslında gerçeğini severim. O yüzden <laughs> bu çok meyve aromalarıyla çok fazla işim olmuyor. Ama arpa maltı zaten çok faydalı bir şeydir. Alkolsüz bu malt içeceklerinin farklı versiyonları hatta bunlar direkt alkolsüz biri olarak geçen versiyonları da hamile kadınlar için bile önerilir. Ondan sonra emzirme döneminde de bayağı bir tüketmeleri tavsiye edilir öyle söyleyeyim size mal çiçekleri güzeldir. Anana soramalı olan da benim hoşuma gitti. Diğer meyveleri değil ama o sade matlı olanını bir, bir ara alıp deneyeceğim. Güzel bir ürün olabileceğini düşünüyorum. Marka da internetten araştırdığım kadarıyla ve kalitesiz bir marka değil. iyi bir markaya benziyor zaten. Bu ürün de benim hoşuma gitti. Birazdan ben bitiririm bunu. Tek dezavantajı yine 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 fiyatı arkadaşlar. 7 lira 95 kuruş. Bizim için ciddi anlamda yüksek bir fiyat. Yani 330 millik bir içecek. Şu an kola bile 3 lira markette. Öyle düşünmek lazım. Kolanın iki katından fazla bir ürün. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bulabilirseniz Deneyin arkadaşlar. Ama fiyat yüksek. Ülkemizde ne kadar kalıcı olur bilmiyorum. Maltana sanırım ülkemizde çok yaygın. O mesela 3 lira ile 4 lira arasına bulunabiliyor marketlerde. Onun neredeyse iki katı bunun fiyatı. Umarım tutunur ülkemizde. Bayağı bir aroması var. Tadı da benim hoşuma gitti. Rastlarsanız tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmında Instagram ve Twitter hesabım da var. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.